Hakları Televizyonu'na hoş geldiniz. 20 Kasım 2012 Çocuk Hakları Günü çerçevesinde bu sene Çocuk Hakları kanalı açıyoruz YouTube'da. Ve çocuk hakları ile ilgili değişik konularda hem gençlere hem de YouTube seyreden diğer herkese çocuk hakları konusunda bilgi vermek istiyoruz. Bu programımızda özellikle 10-19 yaş grubu arasındaki ergenlerle ilgili sizinle konuşmak istiyoruz. Ama ilk önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar. Doktor Ayşe Gülis'in Uluslararası Çocuk Merkezi'nde çalışıyorum. Üreme sağlığı ve genç ergen danışmanı olarak görev yapmaktayım. Ak sağlığı uzmanıyım. Teşekkürler. İlk sorum aslında çocuk ve çocuk hakları dendiğinde genelde hep küçük çocukların haklarından, küçük çocukların refahından, küçük çocukların sağlığından hep konuşulur. Oysa ergen grubu, adolesan grubu çocuklarla ilgili çok fazla konuşulmaz. Genelde unutulan bir gruptur. Oysa çok önemli bir grup tabii ki. Neden önemlidir? Ergenlik ne demektir? Ergen kimdir? Ve çocuk hakları açısından da, çocuk sağlığı açısından da ergen neden çok önemli bir dönemdir, ergenlik dönemi? Çok haklısınız. Bir kere unutulan bir grup. Çünkü çocuk sağlığı ayrı ele alınır. Hep tıp camiasında ve çevrede. Kadın sağlığı ayrı ele alınır. Aile sağlığı ayrı ele alınır. Ergenler hep geçiş süresinde olduğu için unutulmaktadır. Aslında Türkiye'de de çok büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 10-19 yaş grubu gençler ve ergenler. Çocukluktan yetişkin hayata geçiş süreci olduğu için çok daha özellikli bir dönemdir aslında. Ne çocuk deriz ne genç deriz. İki arada kalmış bir grup ve sorunları da çok fazladır. Aile tarafından şiddet olabilir. Ailede yeni gençliğe geçiş süreci olduğu için kendisini, vücudunu, çevresini, dünyasını yeni tanımaya başladığı için pek çok şey onun için yenidir, aile için de yenidir ve çok çatışmalara yol açmaktadır aslında. Çocuk hakları açısından değerlendirecek olursak da ergenlerin aslında pek çok hakkı var. Pek çok çocuğun hakkı olduğu gibi. Ama hiçbirisi bunları bilmiyor. Hiç kimse bunlardan bahsetmiyor. Aileler bilmiyor. Eğitim camiasında öğretmenler bilmiyor. Toplum bilmediği için de ergenler kendi haklarından yararlanamıyorlar. Pek çok konuda, sağlık açısından da pek çok noktada daha dezavantajlı durumda oluyorlar. Peki bu dönemde özellikle de erken çocukluk döneminde de olduğu gibi biliyoruz ki yaşanan bazı örseleme olayları ya da çatışma dönemi dediğiniz gibi, çünkü çocukların ergenliğe geçiş döneminde baş kaldırdıkları, kendileri olmaya başladıkları, kendi benliklerini bulmaya çalıştıkları bir dönem. Bu dönemde özellikle haklarının hayata geçmemesi ergenler açısından ne gibi sonuçlar doğurur ve ayrıca örneğin Türkiye açısından ne gibi engeller doğurur, ne gibi önümüze sorunlar çıkarır? En başta kendi sağlıklarının bilincine varamayacaklar, sağlık açısından değerlendirecek olursak. Kendilerini koruyamayacaklar. Çünkü ergenlerin önünde bir dış dünyada bir sürü tehlike var aslında. Bunlar madde bağımlılığından, sigara gibi kötü alışkanlıkları. Çünkü yetişkinliğe geçiş süreci olduğu için yetişkinleri, önlerindeki yetişkinleri taklit ederek başlıyorlar. Özellikle de anne babası sigara içen çocukların çok daha hızlı bir şekilde sigaraya başladığını görüyoruz. Arkadaş çevresinden çok etkileniyorlar. Aileleriyle konuşamadıklarını, bizim yaptığımız pek çok araştırmada gözlemlediğimiz de o.
aileleriyle, öğretmenleriyle konuşamadıkları konuları arkadaşlarından öğrenmeye çalışıyorlar. Özellikle üreme sağlığı, cinsel sağlık açısından pek çok risk taşıyor bu grup. Kendilerini öğrenmeleri için de güvenli çevrede yetişmeleri gerekiyor. Türkiye'de özellikle son yıllarda yapılan büyük bir atılımda 41 tane gençlik merkezi, ergen merkezi açıldı. Bunlara özel hizmetler sunulmaya başlandı. Ama ergenler ve aileler bunlardan çok fazla haberdar olamadıkları için hizmete talep olmadı. Ve şu anda da büyük kısmı kapatıldı aslında. Toplumun duyarlılığını arttırmamız gerekiyor bence. Sağlık Bakanlığı'nın duyarlılığını bu konuda çok arttırmamız gerekiyor. Cinsel sağlık dediğim gibi çok göz ardı ediliyor. Okullarda verilmiyor. Aslında Avrupa'da, dünyada da bunu biliyoruz ki çocuk okula başlamadan, erken çocukluktan itibaren aslında bu eğitime başlanıyor. Biz bu noktada da çok geç kalıyoruz. Çocuklar haklarından yararlanamıyorlar. Bunun sonuçları da çok daha acı oluyor Türkiye için. Özellikle erken gebelik, erken evlilik şu anda çok fazla gündemde olduğu için bundan bahsedeyim biraz isterseniz. Bunların sonucunda da pek çok o yetişkin olmayan vücuda pek çok yük yüklediğimiz için doğru dürüst anne olamıyorlar, doğru dürüst baba olamıyorlar. Çünkü çok erken evlilikle tanıştıkları için. Kendi bebeklerine doğru dürüst bakamıyorlar. Çocuklukları ellerinden alınıyor. Bir sürü sosyal, tabii ki bunun ardı sıra gelen ekonomik, sosyal bir çembere giriyorlar. Ve onun içerisinden kurtulmaları da çok zor oluyor. En azından okulda 12 yıl muhakkak okumalarını sağlayabilirsek bir noktada evliliklerinin de önüne geçmiş olabilir. Çünkü daha karar verecek olgunlukta değil bunlar. Evet. Aslında tam da size sormak istediğim soruya geldik. Çünkü gerçekten de dediğiniz gibi özellikle de cinsel sağlık, cinsel haklar, üreme sağlığı, üreme hakları çok tabu konular Türkiye'de. Evet, evet. Çok konuşulmayan konular. Oysa cinsellik hayatımızın bir parçası ve cinsellik aslında hayatın her yerinde de var. Fark etsek de fark etmesek de, istesek de istemesek de hayatımızın bir parçası, vücudumuzun bir parçası, benliğimizin bir parçası. Özellikle dediğiniz gibi çok küçük yaşlardan aslında cinsel sağlık bilgisinin, kendini koruma bilgisinin olması gerekiyor. Çocuklara verilmesi gerekiyor. Oysa bu gerçekleşmiyor Türkiye'de. Bu nasıl verilmeli? Cinsel sağlık, üreme sağlığı ne demektir? Üreme sağlığı ve cinsel sağlık kişinin cinselliğini hiçbir tabu olmadan toplum kuralları çerçevesinde tabii ki özgürce yaşama hakkıdır. Ve üreme sağlığıyla alakası da aslında ne zaman, ne kadar çocuk yapma planlamasını kendisinin kararına bırakılmıştır. Bunları özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Aslında Türkiye'de pek çok uluslararası sözleşmede de bunu taahhüt etmekte. Ama bunu gündeme geçirmeye yönelik çok fazla aktivite yaptığını söyleyemiyoruz. Ne yazık ki bu böyle. Sadece konuşulmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatlarında yer almıyor. Aslında rutinde müfredatta yer alması gerekiyor ve yetkin kişiler tarafından bu cinsel sağlık, üreme sağlığının çocuklara anlatılması, tanıtılması gerekiyor. Çocuklara ve ergenlere. Milli Eğitim'deki çok değerli öğretmenler var ama bu konu hakkında onların da eğitimleri yeterli değil. Yeterli olmadığı için de pek çok şeyi üstü kapalı anlatmaya çalışıyorlar. Aslında çok Dünya Sağlık Örgütü'nün de birkaç yıldır Türkiye'de ve Avrupa'da başlattığı üreme sağlığı standartları var. Ve bu standartlar çevresinde çok güzel müfredatlar geliştirildi. 0 yaştan itibaren
daha çok toplumsal cinsiyet eşitliğine de dikkat çekerek ergenlere bu cinsel sağlık eğitimlerini, bilgilerini verebiliriz aslında. Yani elimizde bütün kaynaklar var. Bunların Türkçe'ye çevirisi yapıldı, Türkçe adaptasyonu yapıldı. Sadece START hükümet kuruluşlarından START verilmesi gerekiyor. Uluslararası Çocuk Merkezi olarak da bunun arkasındayız. Her türlü desteği de verebileceğimizi ifade edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bugünkü sohbet için. Bu konuda bizi aydınlattınız. Ergen sağlığı, ergenlik nedir? Ergenlik dönemindeki haklar nelerdir? Cinsel üreme sağlığı ve hakları nelerdir diye. Sanıyorum daha sonraki programlarda da yine sizinle küçük sohbetler yapacağız bu konularda. Belki bunların içerisinde. Özellikle de şunun altını çizdiniz. Aslında çok erken yaştan cinsel üreme sağlığı ve cinsel sağlıkla ilgili bilgiler tüm çocuklara verilmeli ve zaten bu da çocukların hakkı. Ve ayrıca bununla ilgili müfredat da tüm kaynaklar da aslında hazır. Hem uluslararası örgütler açısından hem de ulusal örgütler açısından artık görev Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve Sağlık Bakanlığı'nda, yani Türkiye Hükümeti'nden de bu verilen desteği, verilmesi gereken desteği de bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.